İstanbul Arnavutköy'deki bir evin sahipleri o evde 10 gündür sıra dışı olayların yaşandığını iddia ediyor. Genç çift karşılaştıkları tuhaflıkları şov haberi anlattı. Yani eşim dedi ki evi boşaltın, yangın oluyor. Önce yangın çıktı. Kullanılmaz hale gelsin, yani kullanamazsın. Sonra eşyaları kesilmiş, parçalanmış halde buldular. Bunlar yepyeni, ben hiç üzerinde oturmamışım bile. Yani. Sanki böyle önce alır gibi yapmış. Nasıl bir çindir bu? Keşke bunlar da yansaydı, bu kadar canım yanmazdı benim. Arnavutköy'deki bir aile apartmanında günlerdir gizemli olaylar yaşanıyor. Elif Cüneyt Karagöz çifti olup bitene akıl sır erdiremiyor. 10 gündür evlerinde huzur kalmadı. Önce çatıda yangın çıktı. Çocuğun ağlama sesine uyandılar. Canlarını zor kurtardılar. Sanırsam çatının üzerinde hırsız var. Öyle yürüme sesi geliyordu. Ev yıkılıyor gibisinden bir ses geliyordu. Eşim dedi ki evi boşaltın, yangın oluyor. Yangını önce önemsemediler ama birkaç gün sonra şüpheleri arttı. Bizimle uğraşan biri var. Yangından sonra ev tadilata girdi. Karagöz ailesi alt katta yaşamaya başladı. Ancak bu kez de başlarına daha da esrarengiz bir olay geldi. Ne malum çocuğumun başına bir şey gelmeyecek. Hırsız işi değil bu. Eve giren her kimse önce koltuklara zarar verdi. Şunu kesmiş mesela. Yatağın kenarına var, yatağın üstünde var. Sonra da buzdolabının fişini kesip üzerine bıraktı. Üzerine koymuş, yani bunu götürmemiş bile. Bildiğin falçatayla sağ sol kesilmiş yani. Yetmedi. Ocağın düğmelerini söktü. Şunları alıp gitmiş yani. Bir onları kurtarmıştım zaten. Gerisi güzel. Nereye bulmuşsa oraya bıçak atmış. Kim olabilir bunu yapan? Şüphelendiğimiz insan da yok. Karagöz ailesi diken üstünde. Gizemli olayın çözülmesini istiyorlar. Yatağın arka kısmından, başlığımın arka kısmından el izi çıktı. Can güvenliğim yok. Bulsunlar bu insanı. Gözdağı vermek için önce eşiği sonra canını mı demek istiyor? Bu yabancı insan değil zaten.